Tamam şuraya geçin siz. Şuraya geçin. Şuraya geçin, botu çevirin. Ben ama yapacak bir şey yok. Bir dakika. Ne yapıyorsun? Takılmaz mı? Aynen. Efendim önümü kestim. Başkan siz şuraya geçiyorsun. Karşıya mı geçiyorsun? Evet. Ben böyle mi çektim? Ha burada belki bir şeyler söyleyemem. Çıklam. Bugün de Türkiye'nin debisi en yüksek olan nehirlerinden Çoruh Nehri'ndeyiz. Çoruh Nehri de tabi bildiğiniz üzere Erzurum sınırlarından geçiyor. Bizim Pazar yolu ve İspir ilçemizden. Daha önceki aylarda biliyorsunuz Uzundere'de, Uzundere çayı üzerinde bir rafting yapmıştık. Bugün de Çoruh Nehri üzerinde bir rafting yapacağız. İspir Belediye Başkanımız, Pazar yolu Belediye Başkanımız ve diğer ekibimizle beraber, rafting'de profesyonel ekibimizle beraber. Hakikaten müthiş bir parkur. 35 kilometre toplam uzunluğu olan bir parkur. Ama biz yarısında rafting yapacağız. Bütün doğa sporlarını seven bütün vatandaşlarımızı Erzurum'a bekliyoruz. Bu bölge muhteşem bir bölge. Muhteşem bir coğrafya. Bugün de bunu deneyimleyeceğiz. Amacımız bir farkındalık yaratmak. Amacımız Erzurum'un doğasını bütün Türkiye'ye tanıtmak. Bulunduğumuz coğrafya aslında Doğu Karadeniz sınırı içerisinde tanımlanıyor. O açıdan da çok önemli. Şu dağların arkası Rize ve Artvin. İşte öbür tarafı da bizim Erzurum coğrafyamız. Muhteşem bir güzellik. Sadece doğası değil, aynı zamanda lezzetleriyle, tabii ki cağ kebabıyla, tabii ki dutuyla, dut pestiliyle, kömesiyle ve diğer doğal ürünleriyle de bir başka güzellik. İnşallah önümüzdeki günlerde İspir ve Pazar yolunun çok daha farklı güzelliklerini, işte yedi göllerini, diğer o tarihi konaklarını sizlerle paylaşacağız. Ve eminim herkes çok şaşıracak, çok memnun olacak. Ve asıl amacımız bizim bu doğa sporlarıyla ilgili bir takım şirketlerin, bir takım ondan sonra firmaların da yaygınlaşmasını istiyoruz. Biz yönetim olarak farkındalık oluşturuyoruz. Özel teşebbüse düşen de işte burada turizmi geliştirerek bütün insanların faydalanmasını sağlamaktır. Şaft, pala ve topuz. Botun içerisinde ne olursa olsun topuzu kesinlikle bırakmıyoruz. Baş parmağımızı alttan geçiriyoruz, buraya kavruyoruz. Geri, sağ ileri, yüzünüz karşıya dön. Şimdi herkes ileri. İleri. Özür dilerim, baştan yaptık. Var o, gelirler ha. Abi çıktı. Ha, kırmızı be kim ya? Ha gel abi. Ver abi, bana abi. Ver abi. Ver abi. Koşuyorum, görüyorsun. İyi biraz artıyor bunda. Baba bak. Abi İspir'e abi ne kaçıyor abi? Neyse dur şey yapalım.
Tavan mesela Öşkin'in de tavanın orta kısmı şeyi böyle bize bu şekilde doğru kullanmıyor. Burada bizim yapmamız bir şey var mı şu anda? Yok hayır. Ama burası çok kıymetli bir yer. Sen şey, bir şey yapmamız lazım. Hiçbir şey yapmamız yok. Buraya geliyor Sayın Mali. Geliyor buraya. Sayın Mali çok geliyor. Geliyor. Burası arka tarafta bir yer var. Bir şey şey. Bugün yine Tortum ilçemize bağlı bir vadideyiz. Muhteşem bir vadideyiz. Erzurum'dan yola çıktık. Rakım da epeyce düşük. Yani 35 derece sıcaklık. Müthiş bir vadi. Bütün bitkilerin, meyvelerin, her türlü envai çeşit, her türlü sebze ve meyvenin yetiştiği bir vadideyiz. Muhteşem bir ekoturizm vadisindeyiz. Aynı zamanda bu doğal güzelliklerin yanında aynı zamanda muhteşem bir tarihi mirasını da işte önünde şu anda röportaj veriyoruz. Görmüş olduğunuz kilise tıpkı Öşvan Kilisesi gibi neredeyse aynı tarihlerde yapılmış. Biraz daha böyle daha sağlam bir bina. Bin yıllık bir tarihi eser, bir kilise. İsmi de Meryem Ana Kilisesi. Yöresel tabiriyle Haholi. Haholi diye Gürcülerin zamanında Gürcülerin yaptığı bir kilise olduğu için Haholi Kilisesi olarak geçiyor. Muhteşem bir coğrafya, muhteşem bir vadi az önce söylediğim gibi. Bütün hem Erzurumlu hemşerilerimize hem bölgedeki Doğu Karadeniz, şu anda Doğu Karadeniz sınırları içerisindeyiz. Ve bütün Türkiye'yi bu vadiye bekliyoruz. Muhteşem bir doğal güzellik, hiçbir şey bozulmamış halde. Altyapısı da, yolu falan da çok güzel. Doğa sporlarını seven, tercih eden insanların büyüleneceği bir coğrafyadayız. İnşallah önümüzdeki sene Türkiye'de uluslararası düzeyde bir doğa sporları festivali düşünüyoruz Erzurum'da. Öşvan Kilisesi'nden burası biraz daha iyi durumda. Öşvan Kilisesi'ni şu anda bu ilçesinde bitireceğiz Allah nasip ederse. Yaklaşık 2-3 milyonluk bir yatırımımız var orada biliyorsunuz. Eş zamanlı olarak da buranın Allah nasip ederse onarımına bir el atacağız. Onun proje aşamasında geldiğini biliyorum. İnşallah yapımını da önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz onarım anlamında. Ama burası Öşvank'a göre biraz daha şey. Ondan sonra hatta vatandaşların bir kısmı da içeride ibadetlerini de yapıyorlar. Yani cami olarak da kullanılan bir bina. Bir kontrol ettireceğim. Allah nasip ederse inşallah buraya da bir el atacağız. Thank you.
mesela. Özgür'deki gibi. Ha. Şey çok iyidir. Yukarıdaki